Arkadaşlar merhaba. Bugün yapacağımız işimiz 3 fazla asenkron motorumuzun start butonuna basınca çalışmaya başlayacak ve 20 saniye sonra da kendisi otomatikmen duracak şekilde yapacağız. Stop butonuna bastığımızda gene duracaktır 20 saniye içinde çalışıyor olsa bile. Termiğimizi atarsa veyahut da sigorta attığı zaman da duracaktır. Bu şekilde olacak devremiz. Burada kullanacağımız malzemeler kremaslarımız olacak. Start butonumuz, stop butonumuz, kumanda sigortamız. Evet, bir zaman rölesi kullanacağız. İlk kez zaman rölesini bir devrede kullanıyoruz sizinle. Buradaki MCB 60, 60 saniyelik zaman rölesi olduğunu gösteriyor. A1 ve A2 uçlarını kullanacağız. 1 ve 3 numaralı uçlarda da kapalı kontakları. 3 fazla sigortamız, güç devremizde kullandığımız kontaktörümüz, 3DF 4122, 2 açık 2, 2 açık 2 kapalı kontağı olan ve termiğimiz, aşırı akım rölemiz mevcut devremizde. Devremize baktığımızda, evet, devreye baktığımız zaman pek devre bize yabancı gelmiyor diğer yaptığımız kısımlardan. Sadece bir şurada eklemelerimiz var. Şu kısımlarda. Şöyle baktığımız zaman işte buraya bir zaman rölesi bobini konmuş ve burada da zaman rölesinin kontağı mevcut. Bu kısım var ekstradan. Çalışması yine şuradaki kumanda kısmına baktığımız zaman şuradan göstereyim hatta. Bakıyoruz işte L1'den fazımızı almışız. Sigortamız size gelmişiz. Sigortadan elektrik geçtiği zaman ne olacaktır? Termiğe geçecek. Termiğimiz açık değilse kapalı kontaktan geçecek. Stop butonumuzdan çıkmışız, starta gelmişiz. Aynı zamanda stop butonumuzdan nereye gitmiş? Kontaktörümüzün 13'üne gelmiş. Burada mühürleme yapabilmek için sürekli devrede kalsın diye. Starttan da çıkmışız. Zaman rölemize gelmişiz. Bakın zaman rölesinin burada 1 ve 3 numaralı kontaklarını, kapalı kontaklarını kullanmışız. Buradan da çıkıyoruz. Kontaktörümüzün A1'ine ve zaman rölemizin A1'ine girmişiz. Buradan da nötrlerimizi vermişiz. Devreyi tamamlamışız. Şurada kontaktörümüz çektiği zaman 43-44 numaralı uçlarına bağlamışız. Burada da ne olacak? Sinyal lambamız kontaktör yanıyor diye devrede olacak. Şu zaman rölemiz arkadaşlar enerjilenecek. Start'a bastığımız anda şuradan kapalı kontak üzerinden gelecek. Zaman rölesinin kapalı kontak üzerinden geliyor. K1 kontaktörü çekiyor. K1 kontaktörü çektiği zaman şu 13-14'ünü kendi kontaklarını kapatıyor. Biz elimizi burada bıraktığımız anda bile ne burada nedir? Artık enerjimiz devam ediyor, geliyor. Ve zaman rölesi devrede. Zaman rölesi çalışmaya başlıyor. Belli bir süre ayarladığımız süre neydi? 20 saniye. 20 saniye sonra zaman rölesi şu kontağı açıyor. Bu kontağı açınca kontaktöre gelen enerji kesilecek. Kontaktöre gelen enerji kesildiği için de şuradan gelen enerjimiz artık gelmiyor olacak. Devremiz böylece motorumuz yani kontaktörümüz durduğu için motorumuz da durmuş olacak. Şimdi uygulamaya geçelim biz. Uygulamayı nasıl yapacağız? Evet, şurada görüyoruz. İşte şu kısım bizim kremansızları bağladığımız yer. Termiğimiz, bir fazlı kumanda sigortamız, 3 fazlı güç sigortamız, kontaktörümüz ve şurada da arkadaşlar zaman rölemiz mevcut. Tekrar dönelim. Şema üzerinden gidelim. Şimdi şurada arkadaşlar L1'den şöyle kalın çizim şunu. Şurası L1 hattımızdı. L1'den sigortamıza enerji çekeceğiz arkadaşlar. Yani girişlerimizden enerji çekeceğiz.
şöyle baktığımız zaman D1 neresi? Şuradaki birinci planasımız. D1. Kablomuz her zaman olduğu gibi çekiyoruz. Şuradan geldik. Kabloda kesme yapmayalım. Kumanda sigortamıza girişi yaptık. Kablomuzu oturttuk. Evet. O kısım tamam. Buradan sigortamızdan çıkıp nedir? Termimizin 95 numaralı ucuna giriş yapacağız. Arkadaşlar, termimizin 95 numarasından da çıkıp 96'ya geçiş yapacağız. Onu şimdi burada göreceğiz. Şuradan, evet, tekrar şuraya geçin. Evet, sigortamızın çıkışından termiğimizin 95 numaralı ucuna geçiş yaptık. Termiğimizin, bakıyoruz, şemaya göre gidelim. Termiğimizin 96'sından çıkıp stop butonumuzun 11'ine, stop butonumuzun 11'ine giriş yapacağız. Şu kısım. Tekrar şuraya geçtiğimizde 96 uç çıkıyoruz. Evet, şu etiketlemelerimizi daha sonra yapacağız ama boncukları ne yaptık? Taktık. Şu şekilde stop butonumuza termikten çıkıp şöyle göstereyim, o kısmı görmediniz. Arkadaşlar, evet, termikten çıkıp stop butonumuza giriş yaptık. Buradan stop butonumuzdan çıkıp startımıza gireceğiz. Bakın, startın 3'üne ve aynı zamanda stoptan çıkıp kontaktörümüzün 13 numaralı yardımcı kontağına geçiş yapacağız. O kısım şöyle arkadaşlar, burada iki kablo kullanalım. İki kablo girişi yapacağız stoptan. Biri startımıza giriş yapacağız. Şurada startımızın girişi şu. Ve buradan da çıkıp nereye gideceğiz? Kontaktörümüzün 13 numaralı ucuna geçiş yapacağız. Arkadaşlar, şöyle aldığımız zaman kontaktörümüzün 13 numaralı ucu şu yukarısı. Ben panoyu şöyle çeviriyorum, daha rahat çalışabilmem için. Evet, 13 numaraya giriş yaptık. Bu kısım da tamam. Şimdi starttan çıkıp arkadaşlar, şurada starttan çıkıp kontaktörümüzün 14'üne gireceğiz.
Start'tan çıkıp kontaktörümüzün 14'üne giriş yapacağız. Yani şöyle baktığımız zaman biraz daha çekeceğim. Evet. Start butonumuz burada. Start'tan çıkıp şuradan çıkıyoruz. Kontaktörümüzün dördüne giriş yaptık. İşimiz bitti mi kontaktörün 14'ü ile? Hayır, bitmedi. Şöyle döndüğümüzde bakın. Buradan tekrar şu kalemi değiştireyim. Kontaktörün 14'ünden çıkıp bu sefer zaman rölemizin 1 numaralı ucuna geçiş yapacağız. Yani kontaktörün 14'ünden çıkıyoruz. Aynı yerden biraz daha şey olsun diye istersek şöyle geçirelim ikisini aynı yerden. Kontaktörümüzün 14'ünden çıkıyoruz. Zaman rölemizin 1 numaralı ucuna giriş yapacağız. Evet, kabloları kesmiyorum artık ki kullanalım diye. Çünkü panonun içinde zaten yerlerimiz var. Getirebiliriz. Evet, şurayı göstereyim. Nereye yaptık? Arkadaşlar şöyle ve şu kabloyu çektik. Zaman kontaktörümüzün 14'ünden geldik. Zaman rölemizin 1 numaralı ucuna giriş yapmış olduk. Şu kabloyu şöyle yatıracağız. Kapağımız kapağın bayağı yakın. Sonra bakın burada 3 numaralı uç kapalı kontak. Zaman rölesinin 1 ve 3 numaralı uçlarını kullanıyoruz. 3 numaradan çıkacağız. Nereye? Kontaktörümüzün A1 ucuna. Yani kontaktörümüzün A1 ucuna. Buradan da çıkıp kontaktörümüzün A1'den zaman rölesinin A1 ucuna geçiş yapacağız arkadaşlar. Ya da hiç sıkıntı değil. Aynı şekilde zaman rölemizin A1'inden de geçiş yapabiliriz. Şimdi şöyle göstereyim. Kontaktörümüzün A1'ine gideceğiz. Nereden? Zaman rölemizin 3 numaralı ucundan. Evet, şuradan alıp kablo kanalının içinden işte getirip A1'e giriş yapacağız. A1'den de çıkıp zaman rölemizin A1'ine giriş yapacağız. Sonra önümüzden gördüğümüz kablolarımızı
Abi buradan da çıkıp diğer zaman alemimizin A1 ucu ne? Giriş yapıyoruz. Zaman alemimizin öyle bir özelliği var ki 12 ile 220 volt arasında AC veya DC çalışabilme özelliği var. Bu güzel işte. Yani tutup da ben AC işte 220 volt veya da DC 24 volt zaman alemimizi arama derdinde kalmıyorsunuz. İstediğiniz özellikte çalıştırabiliyorsunuz. Tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bu kısmı bitirdik. Şurası. Şu ne türleri en son çekelim. Sigortadan çıkacağız. Şurada arkadaşlar. Ve şurada sinyallenmemiz vardı. Motor çalıştığı zaman yansın diye. O kablomuzu çekelim. Şöyle kırmızıyla işaretlediğim. Sigortadan çıkıp 43 kontaktörümüzün 43 numaralı ucuna geleceğimiz kabloyu şimdi çekiyoruz. Evet, sigortamızdan bir çıkış yapmıştık. Aynı şekilde yanından bir çıkış daha yapalım. Evet, 43 numaralı uca bağlantı yapıyoruz. Açık kontağımız 3 defek 41 22 2 kapalı 2 açık kontağımız var dediğimiz kısım. Evet, buradan da çıkacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle dönelim tekrar. Bakın buradan da çıkıp sinyal lambamıza gideceğiz. Buradan çıkacağımız kablo ne olacak? Gidecek sinyal lambamıza. Nereden? 44'ten çıkıyoruz. Buranın arkadaşlar şöyle göstereyim. Kontaktörümüzün numarasına çıkacağız. Şöyle kabloyu yatırıyoruz. Şuradan evet, fanoyu tekrar rahat çalışabileceğim şekilde çeviriyorum ki şu kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sinyal lambamıza bağlantı yapacağım. Kabloyu burada da uzatmıyorum. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde sümüz var. Bunu sıkacağım. Bu takacağım bunun. İzoleli olanları da var ama bizim elimizde izolelisi olmadığı için biz mecburen şekilde yapacağız. Evet. Sinyal lambamıza bunu da takmış olduk.
Şimdi geriye burada nelerimiz kaldı kumanda kısmından bizim? Sadece nötrlerimiz kalmış oldu. Yani şu 2A2 köprü atacağız. Buradan Clemens'e gideriz. Aynı zamanda bunu da buradan alır Clemens'e götürürüz arkadaşlar. Yapacağımız bu. Çünkü öbür taraftaki köprüye gitmeye gerek yok. O zaman önce yine şu A2'mizi çekelim. Yani A2'de öncük var. Burada A2'de. Buradan nötrümüzü çekiyoruz. Getireceğiz. Şurasını da arkadaşlar burası bittiği için kamerayı şöyle tekrar yapıyorum. Evet, şurada bekletiyoruz. Şuradaki nötre giriş yapacağız. Nasıl yapacağız nötrlerimizi? A2'lerimizi çekeceğiz. Şurada yani panoyu tekrar bir rahat çalışabileceğim şekilde çeviriyorum. Arkadaşlar şuradan A2'den kontaktörümüzün A2'sine köprü atıyorum. Oradan da Clemens'imize giriş yapacağız. Şöyle A2'ler şu şekilde şunları da geçelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bizim kumanda devremiz tamam. Bir tekneğimiz kaldı. Bunları düzgüncene bir yerleştirip kabloları yerleştireceğiz ve olayı bitirmiş olacağız arkadaşlar.